Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2023'ün en hızlı, verimli aylarından biri olacak Şubat ayı. Bakalım konu başlıklarında neler var? Aslan burcunda bir dolunayımız var. Balık burcunda yeni ay doğacak. Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerleyecek. Venüs ve Neptün balık burcunda kavuşuyorlar. Bakalım detaylar bize neler getirecek. Evet sevgili yengeçler, bu ay Aslan burcunda, 16 derece Aslan burcunda doğacak olan dolunayın tesirleriyle başlıyor aslında. Çünkü 5 Şubat'ta, hemen ayın ilk günlerinde bu etki başlayacak. 5 Şubat'ta dolunay var. Dolunay biliyorsunuz hayatımızda bir şeylerin daha fazla böyle olgunlaştığı, görünür hale geldiği, sonuç aldığımız süreçlerdir. Güçlü bir dolunay bu. Sizin ikinci eviniz, para evinizde meydana gelecek. Aslında bu ay sizin için maddi anlamda ve manevi anlamda kendinizi güvende hissetmek istediğiniz ve bununla ilgili yaşamınızdaki koşulların kendini gösterdiği, belirginleştiği bir ay. Yani parasal kazançlarınız, mali durumunuz, paranızın değerlenmesi, belki bazı yatırımlarınız, alışverişleriniz, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili alanlarda, mal varlıklarınızla ilgili alanlarda önemli farkındalıklar yaşayabileceğiniz ve belki bazı düzenlemeler yapabileceğiniz bir aydasınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında sabit burçlarda, aslan, kova, boğa ya da akrep burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için daha önemli olacak, daha belirleyici olacak. Bu dolunayla beraber evet, özellikle daha öncesinden bazı kararlar verdiyseniz, yani para konusunda bir yatırım kararı vermişsinizdir. Şimdi onunla ilgili kazançlar veya kayıplar, tabii ki değişken olabilir bu söz konusu. İş konularında yine para kazanmanız ya da para kazanacak bir işle ilgili bir gelişmenin olması mümkün. Size ait değerleriniz, hani bunlar toprak olur, mal mülk olur, işte herhangi bir değerli eşyanız olur. Bunlarla ilgili konularda da onların değerlenmesi veya bir şekilde kullanılmasıyla da ilgili önemli adımlar atılabilir. Evet, ayın 20'sine kadar olan süreçte zaten bu dolunay tesirleri aktif olacak. Bu ay gezegenlerin retroları bittiği için hızlı bir aydayız. Geçtiğimiz 2-3 ay gerçekten sıkıntılıydık. Yeni yıla da böyle retrolarla başladığımız için enerjimiz düşüktü. Daha çok zihnimiz de geçmişe çekildi. Karar veremedik belki, belirsizlikler vardı ama bu ay öyle değil. Bu ay gezegenler ileri harekette. Bu da bizi daha çok ileri yöneltiyor. Daha rahat hareket etmemizi sağlıyor. Planlarımızı daha bir netleştiriyor ve görünür hale getiriyor. Mars ay boyunca ikizler burcunda 12. eviniz olacak. Mars'ın buradaki pozisyonu zaman zaman size huzursuzluk veriyor. Evet, biraz sıkıntı yaratabiliyor. Sağlığınızda hassasiyetler olabiliyor. Ya da işte uyku sorunları gibi böyle biraz zihinsel anlamda zorlandığınız bir dönemdesiniz. Yine de bu ay geçtiğimiz ayla kıyasladığımızda daha rahat olduğunuzu söyleyebilirim. Merkür'ün düzelmesi bu anlamda sizi daha da rahatlatacak. Özellikle ayın 11'inden sonra Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber kendinizi rahatsız hissettiğiniz, işte güvensiz hissettiğiniz alanlarda, bunlar belki beraber çalıştığınız kişilerle ilgili durumlar olabilir veya hayatınızda parasal konularda hissettiğiniz bazı güvensizlikler olabilir, borç alacak konuları gibi. Hani buralarda ayın 11'inden sonra Merkür'ün daha verimli bir şekilde hesap işlerinizde, para akışınızda veya sizi rahatsız eden herhangi bir alanda çözüm üretmeniz, şifalanmanız için daha güçlü destekler size vermeye başlayacak. Venüs balık burcunda gayet güzel, yaratıcılığınızı ve sezgilerinizi arttıran bir pozisyonda. 14, 15, 16 Şubat'ta Venüs'le Neptün'ün bir birleşimi var. Belki bu dönemde işte duygusal ilişkilerinizde daha romantik, sizin için destekleyici bir süreç olabilir. Güzel bir tatil, keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Aynı zamanda her türlü sanat çalışmaları, yaratıcı çalışmalar, medya ve basın alanında yapılabilecek faaliyetler, ki eğer işiniz, mesleğiniz bu alanlardaysa sizin için çok tasarım alanlarında özellikle iyi
becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz süreçler var. Yine güzel uzaklarda yaşayan kişilerle bağlantılarınız olabileceği gibi işte bir yurt dışı konusu ya da bir yolculuk, bir seyahat alanında bazı yardımlar almanız, destekler almanız, hatta belki romantik tekliflerle karşılaşmanız mümkün. Bu dönemde mesela yolculuklarda da romantik ilişkiler olabilir. Ya da yabancılarla kurduğunuz ilişkiler de daha bir romantik hale gelebilir. Özellikle buna da dikkat çekebiliriz. Ayın 20'sinde Balık burcunun 1 derecesine yeni ay doğacak. Bu yeni ay su burçları için keyifli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan güzel bir açı alıyorsunuz. Sizin için destekleyici bir yeni ay. Değişken burçlarda Balık, Başak, İkizler ya da Yay burçlarının ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay yine sizin için çok etkili olabilir. 9. ev yeni ayları umutlarımız demek, gelecekle ilgili vizyonlarımız demek. Aynı zamanda bize hayatımıza düşünce anlamında, inanç anlamında, plan, program neyse buralarda yeni pencereleri açabilen bir yeni ay bu. Teklifleriniz olabilir, yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Eğitim konuları, akademik konularda yeni kararlar vermeniz, adımlar atmanız mümkün. Belki yurt dışı ile ilgili bir konunuz var, bir seyahat, yolculuk ya yurt dışında yaşama, eğitim ya da yabancılarla yapılacak işbirlikleri, buralarda yine önemli bazı konular olabilir. Hukuksal işleriniz, davalar, mahkemeler, yasal süreçlerle ilgili bu yeni ay size yeni bir kapı açabilir. Bu alanlarda yine inançlarınızın, sezgilerinizin de çok güçlendiği bir dönem. Özellikle birazdan maneviyat da yoğunlaşıyor hayatınızda. Yani yapacağınız yolculuklar belki maneviyatla ilgili olabilir. Ya da yapacağınız, vereceğiniz kararlar burada yine inançlarınızla, düşüncelerinizle, hayattan beklentilerinizle ilgili olabilir. Biraz da anlayışın, kabullenişin, sezgilerin arttığı, yardımlaşma temalarının, İşte küslüklerin barışması gibi böyle bir affetme, bağışlama temalarının öne çıktığı bir dönem. Yani bununla ilgili de güçlü tesirler alabilirsiniz hayatınızda. Ayın 20'sinden sonra Venüs Balık'tan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Jüpiter de Koç burcunda biliyorsunuz. Bu da sizin için özellikle yılın gerçekten dikkat edilmesi gereken önemli bir döngüsünü başlatıyor. Büyük şans Jüpiter'le küçük şans Venüs, her ikisi beraber sizin kariyer evinizde olacak. Şubat'ın son günleri ve özellikle önümüzdeki Mart'ın ilk yarısı içerisinde bu da kariyer, iş konularında önemli fırsatlar getirebilir size. Çalıştığınız ortamda üstlerinizin desteklerini alabilirsiniz. Burada belki yeni bir pozisyonda bir şans, bir fırsat olabilir. Bir atama bekliyorsunuz. Örneğin bir yer değişimi, bir görevinizde bir ilerleme, bir başarı. Veya iş arayanlar için tabii ki işle ilgili bir kısmet, bunları özellikle bu iki şans gezegenin desteğiyle daha güçlü bir şekilde almaya başlayabilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu diliyorum. Hoşça kalın.